Merhaba sevgili çocuklar fonksiyon uygulamaları 3 adlı videomuzda bir fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarını nasıl bulunuyor ve bu noktalarda aldığı değerleri nasıl hesaplıyoruz onları göstereceğim sizlere. Şimdi fonksiyonumuzun e, şekilde görüldüğü gibi bir fonksiyonumuz olduğunu düşünelim. E, m elemandır p virgül q demişiz p ile q aralığında bir m değeri aldık bakın bütün x'ler için p ile q aralığındaki bütün x'ler için eğer fm bütün fx değerlerinden büyük çıkıyorsa yani p ile q aralığında seçtiğim bu m sayısı bu aralıkta en büyük değeri alıyorsa eğer bundan daha büyük değer yoksa f fonksiyonu m noktasında bir maksimuma sahiptir diyoruz çocuklar. Dolayısıyla bu fonksiyonun maksimum değerine de m noktasında aldığı değer fm olduğu için fm'dir deniyor. Şimdi aynı şekilde r ile s aralığı içinde de bir n sayısı seçiyoruz çocuklar. Her x için bu n sayısında fonksiyonun aldığı değer bu r ile s aralığındaki her sayı için en küçük değer oluyorsa eğer bundan daha küçük bir değer aldığı nokta yoksa e, bu noktaya da minimum noktası diyoruz. Fonksiyonun minimum noktası diyoruz. Ve fonksiyonun minimum değerini bulmak için de n yazdığımızda fonksiyona f(n) bulduğumuz için ona da e, f(n) noktasına da minimum değeri deniyor bu fonksiyonun. Şimdi bir fonksiyonun bir aralık boyunca aldığı değerlerden en büyüğüne bu fonksiyonun en büyük değeri. Bu noktalardan en küçüğüne de bu fonksiyonun en küçük değeri deniyor. Şimdi e, örneklerimiz üzerinde bu anlattığımız e, kavramları tekrar bir daha gözden geçirelim çocuklar. Şimdi bir fonksiyonun maksimum veya minimum değere sahip olmayabilir. Bu örneğimizde onu göstermişiz. x kübün grafiğini çizmeyi daha önce öğrenmiştik çocuklar. Böyle aşağıdan doğru gelip yukarıya doğru artan daima artan bir grafik çiziyorduk. Dolayısıyla bu sürekli arttığı için bu fonksiyon bu fonksiyonun maksimum ya da minimum noktası yoktur çocuklar. Şimdi eksi 1 ile sonsuz aralığından eksi 2 ile sonsuz aralığına giden fx fonksiyonu için x eşittir eksi 1 noktası bu fonksiyonun Minimum noktasıdır çünkü aşağıda en aşağıda aldığı değer eksi 1 noktasında aldığı değer olduğu için eksi 1 noktası bu fonksiyonun minimum noktasıdır. Minimum değeri de bu fonksiyonun eksi 1 noktasında aldığı değere eşit oluyor. Yani f eksi 1 de fonksiyonun aldığı f eksi 1 de daha doğrusu eksi 2 değeri de bu fonksiyonun minimum değeridir. Şimdi bu fonksiyonun maksimum noktası yok. Çünkü fonksiyon yukarıya doğru sürekli artıyor gördüğünüz gibi. En aşağıda bir değere sahip ama yukarıda sonsuza kadar arttığı için bu fonksiyonun maksimum noktası yoktur diyoruz. Şimdi yeni grafiğimize bakacak olursanız eksi birden dörde kadar tanım kümemiz. E, görüntü kümemizde eksi 1 ile 3 aralığında olmak üzere fonksiyonun e, Maksimum noktası x eşittir 1 noktasıdır demişiz şimdi bu aralık içinde fonksiyonun aldığı En büyük değere sahip olduğu nokta Bu fonksiyonun maksimum noktası Dolayısıyla bir yazdığımızda bulduğumuz 3 sayısı da onun mi, maksimum değerini veriyor bize maksimum Değeri de 3'tür diyoruz Şimdi minimum noktalardan e, Bir tanesi çocuklar burada Mesela aşağıda bir değer almış ondan sonra hep yükselmeye başlıyor. O minimum noktalardan biri x eşittir eksi bir noktası. Aldığı değer de artı birdir. Başka minimum noktası bir de fonksiyon en son geldiği nokta 4 noktasında durduğu için en aşağıda bir tane daha değere sahip bu fonksiyon. Dolayısıyla 4 noktası içinde minimum değeri alacak. Dolayısıyla 4 noktası minimum noktası. 4 noktasını aldığı değer eksi 1 de minimum değeri olmuş olacak. Şimdi en küçük ve en büyük noktasını nasıl buluyoruz çocuklar? Fonksiyonu çizdiğimizde baktığımızda e, fonksiyonun aldığı en büyük değer fonksiyonun en büyük değeri en küçük noktası da en küçük noktası ve aldığı değerde en küçük değeri olmuş oluyor. Fonksiyonun en büyük en küçük değerini de bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi örnek üzerinde bunları tekrar bir daha gözden geçirelim. Şimdi verilen fx fonksiyonuna göre bu grafiğe göre fx'in minimum ve maksimum noktalarını ve değerlerini yazınız demiş şimdi. Fonksiyonu başlattık yukarıya doğru çıktı 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 en son eksi bir noktasında fonksiyonun bir neyi var çocuklar maksimumu var yükselme duruyor. Tekrar aşağıya inmeye başlayacağız. En büyük değerini bir kere almış burada. Dolayısıyla eksi 4 noktası ve Eksi 1'e 4 noktası diyelim dolayısıyla. Eksi 1'e 4 noktası bunu fonksiyonun maksimum noktalarından birisi. Başka maksimum noktası var mı ona bakalım. Fonksiyon çıktı çıktı yukarıya mesela burada tepede değer aldı maksimum değeri. İnmeye başladı. İndi indi indi. Sonra fonksiyon tekrar yükselmeye başladı ve yükselmesinin durduğu bu noktada sınır noktaları da onun maksimum minimum noktası olarak alabiliyoruz. Bu noktada onun maksimum noktası şöyle üstlerine yazalım. Burası da maksimum noktası burası da maksimum. 2 tane maksimum noktası var çocuklar. Şimdi minimum noktasına bakalım. Bu fonksiyon bu noktada zaten eksi altıda bir değere sahip değil açık aralık olduğu için geçiyorum burayı. Kapalı olsaydı burayı da minimum olarak alacaktım. Yukarıya doğru çıktık çıktık yükseldik maksimum değer aldı sonra aşağıya doğru indik 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 dolayısıyla burada da bir minimum değeri almış oluyor fonksiyon Burada da minimum noktası ve minimum değerini görüyorsunuz. Şimdi bunları nokta olarak yazarsanız eksi 1,4 bunun maksimum noktası. Bu noktanın değeri 6,5 olduğu için 6,5 maksimum noktamız. Bu noktanın koordinatları da 3'e eksi 2 olduğu için 3 2 de minimum noktamız diyoruz. Şimdi biraz sonra zaten bu öğrendiğimiz ilk iki videodaki ve bu videodaki öğrendiğimiz şeyleri karma örneklerini yapacağız. Birinde bir konuyu anlattım. Diğerinde başka bir konuyu. Şimdi de maksimum minimum olduğu noktaları anlatıyorum. Hepsini birleştireceğiz biraz sonra. B şıkkında da en büyük ve en küçük noktalarını ve değerlerini yazınız denmiş bize. Şimdi fonksiyonun aldığı en küçük değer eksi iki. Hangi noktada alıyor bunu? 3 noktasında. O zaman 3 virgül eksi iki en küçük noktası ve değeri olmuş oluyor. Dolayısıyla fonksiyonun bakın çıktığı en yüksek nokta. 5 olduğu için y ekseni üzerinde en büyük 5 değerini aldığı için 6,5 noktası da en büyük noktası ve en büyük değerini vermiş oluyor bize. Evet 17. soruda fx fonksiyonunun grafiğine göre fx'in maksimum noktalarını bulunuz demiş. Şimdi tepeden başlamışız bakın burada bir maksimum var aşağı doğru indiğimiz için burası onun bir maksimum noktası. Aşağı indik indik inmemiz yavaşladı sonra durdu. Burası onun bir minimum noktası. En aşağıda bir değer aldık tekrar yukarı çıkmaya başladı. Burada tekrar bir daha maksimum oldu. Buraya da maksimum değeri yazıyorum. Tekrar aşağı indik indik indik. En son 6'ya kadar geldik. 6'da eksi 2 değerini aldı. Yani yine en küçük bir değer aldı. Minimum bir değer aldı. Tekrar yükselmeye başladık ve yükselmemiz durdu. Burası da maksimum noktamız. Şimdi maksimum noktalarını bulunuz demiş bize. Nerelerde maksimum noktası var? Eksi 4'te. Maksimum artı 2'de, bir de maksimum 9'da e, maksimum noktalarımız var. Eksi 4, 2 ve 9 yazdık. Maksimum değerlerini bulunuz demiş. Şimdi fonksiyonun bu noktada aldığı değeri bulacağım. Eksi 4'te de 3 değerini almış fonksiyonumuz. O zaman 3 bunun maksimum değeri. Sonra 2'de 4 değerini almış, 4 e, de maksimum değeri. 5 içinde Pardon 9 içinde 5 değerini aldığı için maksimum değerlerinden birisi de 5 olmuş oluyor dolayısıyla. Şimdi tekrar diğer şıklara bakalım. fx fonksiyonunun grafiğine bakarak minimum noktalarını ve minimum değerlerini bulmamız istenmiş. Şimdi tepeden başladım aşağıya doğru indim. Bir tane burada minimuma rastlamıştık. E, bura maksimumdu. Tekrar bir daha burada minimuma rastlamıştık. Deminki soruda bunlara gösterdiğim için tekrar bir daha ayrıntılı göstermiyorum. 2 tane minimum noktamız var. Eksi 2 noktası ile 6 noktası minimum noktalarımız. Minimum değer dediği zaman da eksi 2 de fonksiyon eksi 1 değerini aldığı için eksi 1 minimum değerimiz. 6'da da eksi 2 değerini aldığı için minimum değerimizin birisi de eksi 2 diyoruz. Evet E şıkkında en küçük değerini bulunuz demiş fonksiyonumuzun ve en büyük değerini bulunuz demişler. Şimdi en büyük ve en küçük değeri bulurken fonksiyonun aşağıda y ekseni üzerinde gördüğünüz gibi en az eksi 2 değerini alabiliyor. En fazla da 5 değerini alabiliyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla en az değeri en küçük değerine eksi 2 dedik. En büyük değerine de artı 5 demiş oluyoruz. Evet şimdi yeni bir örnekle devam edelim çocuklar. Eksi 6 ile 9 aralığı içinde tanımlanmış. Eksi 4 ile 3 aralığına giden bir fonksiyonumuz verilmiş bize. Onun grafiği verilmiş. fx'in x eksenini kestiği noktaların koordinatlarını yazın. Şimdi bu özet gibi bir soru olmuş oldu bu 18. E, ee, i̇lk iki videoda izlediğiniz konuyla e, bu, e, bu videoda izlediğimiz konuları birleştirmiş oluyoruz. X eksenini kestiği noktaların koordinatları. Şimdi Grafiğimi çizerken x'i eksi 5'te kestiğini görüyorsunuz. Sonra 4'te kestiğini görüyoruz. Bir de 8 noktasında kestiğini görüyoruz. Eksi 5'e 0, 4'e 0 ve 8'e 0 noktaları x'i kestiği noktalar olmuş oldu. Y eksenini kestiği noktanın koordinatını nasıl buluyorduk? Y'de geçtiği noktaya bakıyoruz. Eksi 3. Dolayısıyla x'i 0 olduğu için bu noktanın da 0 virgül eksi 3 noktası da y'yi kestiği nokta diyoruz. Şimdi devam edelim. Negatif değer aldığı aralığı yazalım. Negatif değer aldığı aralık denizin altında gittiğimiz yerlerde hatırlarsanız, altta gittiğim yer nereye kadar geliyor çocuklar? Buradaki 4'e kadar geliyor. Yani eksi 5 ile 4 aralığını açık bir şekilde yazıyoruz çünkü eksi 5 Des fonksiyon sıfıra eşit negatif değil dörtte de fonksiyon sıfıra eşit negatif değil o yüzden bunları açık aralık yaptık şimdi pozitif değer aldığı aralığı yazacağız pozitifte de denizin üst tarafında kalan yerlerde şöyle tarayarak göstereyim onu da karışmasın alttakiyle e, ee, pozitif olduğu yerlerde gördüğünüz gibi bu noktalar. Şimdi yazıyorum eksi 6 ile eksi 5 arasında fonksiyonumuz pozitif değer alıyor. Ama eksi 6'yı kapatıyorum çocuklar. Çünkü eksi altı da fonksiyonun değeri 2 olduğu için pozitif bir sayı olduğu için onu kapattık. Eksi -5'te yalnız 0'a eşit olduğu için onu açık bıraktım. Birleşim. Tekrar 4'ten başlayıp 9'a kadar gidiyorum. 4'ten e, başladım. 4'ü açık aralık yaptım çünkü 4 de 0'a eşit. 9'u e, kapalı aralık yaptım çünkü 9'da fonksiyon 2 değerini almış. Dolayısıyla kapatacağım. Pozitif bir değer olmuş olduğu için. Yalnız bu aralıkta bir de 8 sayısı var bakın. Bu fonksiyon 8'de 0 olduğu için pozitif bir değer almadığı için 8'i de bu aralıktan çıkarmam gerekiyor. Çünkü bu aralığı yazınca içine 8'i de katmış oluyoruz. Ama 8'de fonksiyon 0 değerini alıyor. Pozitif bir değer almıyor. O yüzden onu çıkarmamız gerekiyor. Evet fx'in azalan olduğu aralığı yazınız denmiş bize. Şimdi azalan olduğu aralığı grafiğimle çizerken aşağı doğru çizdiğim yerlerde azalan diyorduk. Burası azalan bir fonksiyon olduğunu gösteriyor bize aşağı doğru çizdiğimiz için. Eksi 6'dan eksi 4'e kadar azalan dedik. Artanlık azalanlıkta kapalı aralık yapıyorsunuz çocuklar. O yüzden kapattık bunları. Birleşim devam ediyorum. Fonksiyon artın arttı ve eksi 2'ye kadar geldi. Eksi 2'den sonra tekrar azalmaya başladı. Bakın buradan artı 2'ye kadar eksi 2'den artı 2'ye kadar fonksiyon yine azaldı. Onu da kapalı aralık haline yazıyoruz. Birleşim. Sonra fonksiyon tekrar arttı çocuklar. Tekrar azalışa geçtiği bir aralık daha var. O da 6 ile 8 aralığında bulunduğu bölgede fonksiyon azalan olmuş oluyor. Bu çizdiğim kırmızı çizginin dışındaki aralıklarda da artandır fonksiyonumuz. Dolayısıyla eksi 4 ile eksi 2 de artan sonra 2'den tekrar 6'ya kadar arttı. Bir de fonksiyonumuz 8'den başlayıp 9'a kadar yine artıyor gördüğünüz gibi. Artan ve azalan olduğu aralıkları da bu şekilde yazmış olduk. Ve en son bu videoda öğrendiğimiz bir kavram minimum ve maksimum noktaları en büyük ve en küçük değerleri noktaları nasıl bulunuyor ona bakalım. Şimdi fonksiyonumuz azaldı azaldı azaldı. Eksi 4'e geldi fonksiyon burada bir minimum değere sahip oldu bakın. Tekrar azalışı durdu yukarıya çıkmaya başladı fonksiyon arttı arttı burada da azalı, artışı durdu tekrar azalmaya başladı. Yazalım üstüne burası minimum değeri. Burası maksimum değeri en başı unuttuk tepesi e, yukarıdan aşağı doğru indiğim için burada yukarıda bir değer dolayısıyla burada maksimum noktası olarak alınıyor çocuklar. Sınır değerleri de maksimum minimum noktalarına dahil olabilir. Devam ediyoruz azaldık 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 2 noktasında eksi 4 değerini aldı. Dolayısıyla burası da onun minimum değerini vermiş oluyor. Bana tekrar artışa geçti. Burası maksimum değerini vermiş oldu. Tekrar azalışa geçtik. Burası minimum değerini vermiş oldu. Tekrar arttık ve burada durduk. Dolayısıyla burası da onun maksimum noktası olmuş oldu. Çıktık durduk çünkü. Tekrar e, çıkmıyor ya da aşağıya inmiyor. Dolayısıyla burası sınır noktası da maksimum noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi maksimum noktalarımızı tek tek yazalım. Eksi 6'ya 2 noktası burada yazılmış gördüğünüz gibi. Eksi 2'ye bir, eksi 1 bir noktası 6'ya 3 noktası başka maksimum burada var. 6'ya 3 noktası bir de 9'a 2 noktası bizim maksimum noktalarımız. Minimum noktalarımız hangisi yazdığımız üstüne okuyalım onları. Eksi 4'e eksi 2 noktası minimum. E sonra 2'ye eksi 4 noktası minimum. Bir de 8,0 noktası bu fonksiyonun minimum değeri ve noktası olmuş oluyor. Sonuçta maksimum minimumlar gördüğünüz gibi birden fazla olabilir. Ama en küçük ve en büyük noktalarını ve değerlerini yazınız dediğimizde bunlar sadece bir tane olmak zorunda. Bu maksimumlar içinden en büyüğü benim en büyük değerim. Minimumlar içinden en küçüğü de en küçük değerimi verecek bana. Bakıyorum grafiğin en aşağıda aldığı değer eksi 4. Dolayısıyla 2 virgül eksi 4 noktası bu fonksiyonun en küçük değerini vermiş olacak bize ee, en büyük aldığı değer de y ekseni üzerinde gördüğünüz gibi 3'e eşit Dolayısıyla 6da 3 olduğu için 6 virgül 3 noktası da bu fonksiyonun en büyük değeridir diyoruz. Tekrar söylüyorum maksimumlar ve minimumlar birden fazla olabilir fonksiyonda ama en büyük ve en küçük noktaları birer tane olmak zorunda. Onlar da minimumlar içinden en küçüğü benim en küçük değerimi, maksimumlar içinden en büyüğü de en büyük değerimi e, vermiş oluyor bana. Evet devam edelim. Şimdi e, yandaki grafikte kış günü 0 ile 24 saat arasında ölçülen hava sıcaklığını gösteren bir grafiğimiz var e, tabloda. E, buna göre hava sıcaklığının gün içinde pozitif değer aldığı aralıkları yazınız demiş bize. Şimdi pozitif değer aldığı yerler şeyin üstü, denizin üstü çocuklar. Denizin üstünde iki tane yer var. Bir burası var, bir de şuradan çizdiğimiz, gördüğünüz gibi 24 saate kadar olan 8. saatten 24. saate kadar olan bölge var. Şimdi bir noktasında fonksiyon, pardon, sıfırdan bire kadar noktamız, sıfır noktasında bir değerine sahip olduğu için fonksiyon sıfırı kapattık. Çünkü sıfırda bir değerini alıyoruz bir de pozitif. Bir için yalnız sıfır değerini alıyor pozitif değil onun için biri açtık. Tekrar 8 ile 24 arasını yazacağım. 8 ile 24 de sıfır olduğu için yine onları da açıyoruz pozitif olmalı için çocuklar. Negatif aldığı değer aralığını yazalım. Bu denizin altına indiğimiz bölge olmuş oluyor. Onu da şöyle tarayarak göstereyim deminki ile karışmasın. Oradan da 1 ile aralığında ki değerler olduğunu bulmuş oluyoruz. Burada da negatif değer alıyor fonksiyonumuz. Devam edelim. Sıfır olduğu saatleri yazınız demiş. Fonksiyonun sıfır olduğu saatler sıcaklığın sıfır olduğu saatleri yazıyoruz. Birinci saatte sıcaklık sıfır, sekizinci saatte sıcaklık sıfır. 24. saatte sıcaklık sıfıra eşitmiş onu yazdık. Artan olduğu aralıkları yazınız demiş. Şimdi grafiği çizerken bakın burada elim aşağıya doğru kayıyor. Burada azalan artan olduğu kırmızıyla çizeceğim. Bir bu aralık var 4'ten 6'ya kadar. Bunu da kapalı aralık şeklinde yazıyorduk artan azalanlığı 4 ile 6 kapalı aralığı yazdık. Sonra bir sabit konuma geçiyor tekrar bir daha artmaya başladı bakın artan olduğu aralıklardan birisi de 7'de başladı artmaya 13'e kadar arttı. Dolayısıyla 7 ile 13 kapalı aralığı yazıyoruz. Bundan sonraki aralıklarda azalan ya da sabit hep fonksiyonumuz bu şıkta da bu şekilde cevaplandırdık. Azalan olduğu aralığı yazınız demiş. E, fonksiyonun azalan olduğu aralık bir sıfırdan başladık. Bakın azalmaya 4'e kadar geldi. Bir 0-4 kapalı aralığını yazdık. Burada artandı, sabitti, artandı. Bir azalan daha var bakın burada. 13 ile 16 arasında da fonksiyonumuz azalanmış. E, tekrar sabit konuma geçti ve bir daha azalmaya başladı gördüğünüz gibi. 18 ile 24 saatleri arasında da tekrar Azalan bir fonksiyon olduğu için o aralıkların birleşimini yazmış olduk. En büyük ve en küçük noktalarını yazınız demiş. Şimdi fonksiyonun aldığı en dipte değer eksi 3 bakın bu noktada alıyor. 4 virgül eksi 3 en küçüğünü verdi bize. 13'te de maksimum değerini alıyor gördüğünüz gibi en büyük değerini alıyor. Dolayısıyla 13 virgül 10 da en büyük değerimizi en büyük noktamızı vermiş oluyor bize. Evet, böylece e, maksimum ve minimum noktalarını ve bu noktalarda aldığı değerleri e, nasıl buluyoruz e, grafik üzerinde onları gösterdik çocuklar. E, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.